Sayın muhtarlarımız, bugünkü toplantımıza hoş geldiniz. Sizin muhakkak ki vatandaşın size ilettiği problemleri vardı. Sizin nüfus müdürleriyle ilgili sorunlarınız vardı. Bu sorunları biz burada çözmek istiyoruz. Sorunsuz, güzel bir şekilde bir çalışma ortamı yaratmak istiyoruz. Bunun da faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi Sinan Bey istersen başla. Teşekkür ederim. Bugünkü değineceğimiz konulardan bahseden muhtarların en temel görevlerinin bir tanesi olan evlenme ile ilgili. Yani yoğun olarak aslında karşılaştığımız durumlarda bu sıkıntılar veya evlenme aktı yaparken izlenmesi gereken aşamalar, yollar, ona ilgili bilgi vereceğiz. Onun haricinde nüfus cüzdanı, biz nüfus müdürlükleri olarak nüfus cüzdanı düzenlerken orada bazı noktalarda yine muhtarlarla iş düşüyor. Evrak noktasında onaylamayla ilgili nüfus cüzdan talep belgesi. Üçüncü husus, ölüm işlemi. Yine kısmen de olsa bazı yerlerde yine noktalara göre düşmektedir. Bu noktada aynı şekilde bilgilendirme yapılacak. Nüfus cüzdanı adres ve dördüncü konu da adres. Yani kendi köy sınırlarımız içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın adres değişiklikleriyle ilgili gelen giden bu noktalarda bilgilendirmeler yapacağız. İlk olarak evlendirme konusuyla başlayalım arkadaşlar. Yetki sınırı. Şimdi evlenme yazılı olarak biz bunu daha çok mevzuatta göre yazmışız. Biz bunun tamamını okumak yerine sizin bağlayan, bağlayıcı noktada olan kısmı ile ilgili yüzeysel geçecek. Yetki, köy muhtarlarının yetkisi kendi köyle ilgili sınırları. Kendi köyünde ikamet eden vatandaşlarının evlilik aktını yapabilir, gerçekleştirebilir. Yani daha geniş örneğin belediyeler yapabilir, nüfus müdürlükleri yapabilir. Şimdi kadın sizin köyünü oturabilir, erkek farklının köyünü oturabilir, onun evlenmesini yapabilirsiniz. Ama her iki çiftten ikisi de sizin köyünü oturmuyorsa evlenme yetkiniz yok arkadaşlar o konuda. Evlenme yapamazsınız ve evlilik Cumhuriyet savcılığınca otomatikman iptal edilir. Bir de şöyle bir durum var. Bizim nüfus sisteminde, bizim memlis veri tabanında vatandaşın adresi bizim kayıtlarda sizin köyde oturması gerekmekte. Yani sizin köyde kayıt olması gerekiyordu. Şahıs geliyor, sizin köyde olduğunu söylüyor, köyde ikamet ettiğini söylüyor. Ama bizim memlis kayıtlarına baktığımız zaman farklı bir yerde ikamet ediyor. Yani bu tür durumlarda yine iş size düşüyor. Siz zaten çoğu zaman sizlere danışıyoruz. Bu noktada eğer bir adresi alalım, almayalım da bilgiyle ilgili. Bu noktada özellikle bilginiz olsun. Yani şifan köyde oturabilir ama aynı zamanda adres kayıt sisteminde de köyde ikram etmesi gerekmektedir. Nüfus müdürlüklerinin evlenme aklı yapma yetkileri vardır. Bu fotoğraf aslında tanıdık gelir sizlere. Zaten ilk nüfus bilgilerini sayın zamanı başlıyor da bu fotoğrafta yer almakta. Bir diğer yetkili kurum belediye başkanlıkları. Bunlar il ve ilçe belediye başkanlıklarıdır. Merkezde oturanları. Ve üçüncü yetkili mevki köy muhtarlıkları. Sizleri ilgilendiren bu kısım. Müracaatla ilgili arkadaşlar, çiftlerden zaten değindik, sizin köyünüzde ikamet edenlerin size müracaat etmesi gerekmektedir. Önce ayrı illerde bulunması veya benim yurt dışında olması gibi halledik ki yurt dışı aslında sizi bağlamıyor.
yurt dışı yani yabancı evlilikleri gerçekleştirme yetkisi tüm muhtarlıklarından verilmemiştir. Bence bazı insanın kalabildi değil mi yani? Sadece yabancı adımlarda olan evlilik memurları hemen karşılıklı olarak gidiyor. Bu görebilirsiniz. Yani bu başvurduları zaman olması gereken olarak kalabildi. Bundan da işte nasıl bir yaşamda olabildi. Ondan sonra İtisayet Öncesi'nin adımları Öğrenme Evli Bölgesi, Öğrenme Beyanlaması. Peki, Öğrenme Müracaat. Vatandaşın sizin köyde hikayet ediyor, eşi göremediğini İstanbul'da, İzmir'de gelemiyor. Bunun alıp gelemiyor. Bu şahıs ilgili yerden noter aracılığıyla bir vekil tayin ederse kendi evlilik işlemlerini yürütmek amacıyla yalnız imzada yani deftere imza atması sırasında kendisi gelmesi gerekmedi. Yalnız başvuru işlemleri vekilleriyle yürütebilir. Bunun özellikle bir nokta faydalı. Vekaletin bir önüne de dosyaya konma zorunları. Vekilleriyle iş görüşmelerin alınması. Ehliyet koşulları, bu önemli sanatlarla. Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Şimdi şöyle, 17 yaşını doldurduğu zaman anne baba rızası alınarak evlenme aktı gerçekleştirilebilir. Ama kendi hür iradesi ise 18 yaşından itibaren başlar. Kişi 18 yaşından sonra kendi rızasıyla gelip size evlenme rızasında bulunabilir. Bu herhangi bir anne baba rızası, deli bası rızası alınmaz. 17'den küçük ise yani hakim yani bu da aslında 16 doldurduktan sonraki doldur. Hakim kararıyla evlenme yapabilir. Yani karar aldıracak, evlenme yapabileceğine dair. İstanbul buna ilgili bir örnek karşılaşmıştım. İsmim duyduğum yerine. Yani bir kaçırma mevzusu olmuştu. Mahkeme yaşta bildirmemiş, hakim kararıyla evlenme yapmıştı. Ayıp etme gücü. Kesinlikle evlenme yapılacak olan şahısların, çiftin her ikisinin de akıl sağlığı yerinde olması gerekiyor. Hani diğer düğünle küçük, diğerine düğün. Akıl sağlığı yerinde olması gerekiyor. Ayırt etme gücü yani iyi, doğru yani. Bu da nedir? Bazı kıyaslarla tespit edilebilir. Ama en önemlisi de eğer şüphelenici varsa doktordan rapor yani evlenebileceğine dair rapor alınması gerekmektedir. Eğer böyle bir durumu varsa, şüphelendiğiniz bir durum varsa. Anne baba rızasıyla evlenme yapabilir. Kısıtlı kısıtlama şu şekilde cezaevinde olabilir. Veya herhangi bir nedenle mahkeme ona bir kısıtlama getirmişse bu da yine yasal temsilcisinin izni olmadan evlenemez. Bu durumda hakim haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra bu konuda başvuran küçük veya kısım evlenmesine izin verebilir. Yani kısıtlıdır. Veli veya vasi yetkiliye eğer izin vermiyorsa kişi mahkemeye başvurup evlenme kararına bulunabilir. Evlenme engelleri. Kısımlılık. Kısımlılık ne demek? Akrabalık. Birazdan zaten bir çizelge çıkacak. O çizelgeden daha detaylı bir şekilde biliriz. Örneğin amca, dayı, hala, teyze, kardeş, bu, evet buradan bakabiliyoruz. Şimdi esas kişi şudur, evlenecek olan kişi. Birinci dereceden yakını kimlerdir? Baba, anne, bir de çocuklar. Yani zaten kendi dini olarak, hemşire olarak. İkinci dereceden aynı şekilde büyük baba, büyük anne, yani dede de nere bildiğimiz olay, torunlar.
kardeşler. İkinci derece yine aynı şekilde olmaz. Üçüncü derece amca, dayı, teyze, kardeş. Üçüncü derece kardeş burası. Yani kardeş çocukları izleyen diyenler. Ve torun çocukları. Bu bağlar ile bu yakınlıktaki derecedeki aile bağlarıyla evlilik gerçekleştirilemez. Daha sonraki yıl amca, hala, dayı, teyze çocukları, kardeş torunları, torun çocukları aynı şekilde devam ediyor. Cuma kısımlar bunlara evlilik yaparlar. Bizim dediğimiz şey bu. Katıncı dereceye kadar evlilik yaparlar. Bir de nüfus kayıt yanında mevcutluk teşkilatlarıdır. Önceki evliliğin ispatı ve sana önceki evliliğin sana evliliğin ispatı. Bir vatandaş bir evliliği gerçekleştirmiştir. Daha sonra yasal mercilerde boşanmıştır. Tekrar ikinci bir evlilik yaptığı zaman bir önceki evliliğini resmi olarak sana evliliğini ispatlamak zorundadır. Mahkemedir. Bu da mahkeme kayıtları karar verildikten sonra nüfus müdürlükleri bunları işler. Nüfus kayıtlarında bunu gösterir. Ve üçüncü bir nokta bu evlenmeyi boşanma süresi bittikten sonra iddet süresi dediğimiz bir hissiz var. 300 günlük bir süre. Bu dini olarak da sizler de bilirsiniz. Boşandıktan sonra 300 gün evlenemez. Yani evlenmek dahi olsa şayet o bayandan bir çocuk doğarsa onun eski evliliğinden bir yeni evliliğinden olduğunun tespiti noktasında sıkıntı yaratacağından dolayı o bırak iddet süresi diyoruz. 300 gün beklemek zorundadır. Resmi nikah yapabilirsiniz. Bir de gayiplik durumu var. Aslında gayiplik bölgemizde çok yoğun olan bir durum. Bu noktada Müdür Hanım size biliyoruz. Ben bu arada çok yağmur yağıyor. Ses de geliyordur size de. Bizim sesimiz nasıl geliyor bilmiyorum da. Gayiplik anlamıyla şudur. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan kişiye mahkemece karar verilir. Bu kişi gayiptir. Gayip kişi ölümün hukuki sonuçlarını doğurmaz. Ama bu kişiye gayiplik kararı aldırılır. Herhangi bir işlem yapılmaz nüfus kayıtlarında. Çevremizde vardır muhakkak, ya uzun zamandır bir yerlere gitmiştir, gelmiyordur. Bir şekilde işlemleri yürütülecektir, velasettir, evliliktir, bu gibi işlemler olacaktır. O zaman mahkemeye gideceksiniz, mahkemeden gayiplik kararı alacaksınız o kişi hakkında. Eğer gayip olan kişinin eşi evlenmek isterse, bir başkasıyla ola ki evlenmek ister, o zaman evliliğin teslim kararı. Mahkemeden alacak bunlar. Gayip kişinin eşi yeniden evlenmek isterse evliliğin teslim kararı aldıracak. Ama uzun zamandır kendisinden haber alamayan bir kişi için gayiplik kararı aldıracaksınız. Ola ki bir miras meselesi var, kardeşler yok, bulamıyorsunuz, ulaşılamıyor. O miras da yapılması gerekiyor. O zaman o giden kişinin gayiplik kararı aldırırsanız her türlü yasal işlemi yapılır. Bu konuda size aydınlatma gereği duyduk. Çünkü çok çok soruluyor bu soru. Gitti gelmedi haber alamıyoruz. Gayip kişi 5 yıldır süre koymuş.